Selam sana Nazlı Nebi, selam sana göz bebeği, Mevla'nın kudretiyle selam. Selam sana Nuri Dilara, selam sana Hak Habibi, Rahman'ın kudretiyle selam. Selam sana Andelib-i Zişan, selam sana Muhammed'i, Cebrail'in yüreğiyle selam. İbrahim'ce selam sana, Rahim'ce selam sana, Gafur'ca selam. Selam sana ey yetimler padişahı, selam sana Ahmedi nefesli yar, Eyyub'ça selam sana, selam sana ya Habiballah, selam sana ya Nebiyallah, selam sana ya Resulallah. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Protokol, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, uzaktan yakından buraya teşrif eden çok değerli misafirlerimiz, Erdek İlçe Müftülüğü, Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ensar Vakfı Erdek Şubesi olarak ortaklaşa tertip ettiğimiz Hazreti Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı konulu etkinliğimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi sizleri bu aziz vatanı bizlere emanet eden aziz şehit ve gazilerimizin manevi huzurunda saygı duruşu, ardından İstiklal Marşı için ayağa kalkmaya davet ediyorum. Saygı duruşu.
Oraya mı çekiyor? Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Komutanım, Sayın Emniyet Müdürüm, Sayın ilçemizin partilerinin ilçe başkanları ve aynı zamanda bugün şuradaki bizlere katkıda bulunan Güzide basın mensupları ve Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın çok önem verdiği hanımefendiler, beyefendiler ve bütün misafir kardeşlerimiz, Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilçe müftülüğü olarak beraberce kutladığımız Kutlu Doğum Haftası'nın bugünkü bu merasimine hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Allah'ın selameti üzerinize olsun. Aziz kardeşlerim, Kutlu Doğum Haftaları artık devlet millet karışmasıyla kutlanılan, icra edilen bir programdır. Tabii ki öyle bir peygamber ki tarih boyunca insanlığa nur saçmış, müjdeleyici olmuş, kendisini ümmetinin önüne atarak onların kurtuluşu için bütün Rabbimizin müsaadesi doğrultusunda gayret sarf etmiş ve bu şekilde hep ümmetini sevgi ve muhabbetle karşılamış, ashabını sevmiş. Onun için biraz ortam sıcak olduğu için ben kısa kesmek istiyorum. Ama birkaç meseleyi anlatıp sona erdireceğim inşallah. Tabii ki şair şöyle diyor. Levlet teşebbüt kânet lâ ruhu ne'am. Eğer Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem teşebbütte la olmasaydı, yani ettehiyyat okurken eşhedü en la ilahe illallah derken o lam olmasaydı levlet teşebbüt kânet lâ ruhu ne'am. O peygamberin, o Hazreti Peygamberin, en son peygamberin kainatın alemlerine, alemlerin yaratılmasına vesile olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hayatında hiç la demeyecekti. La demek hayırdır. Hayır demeyecekti. Ama sadece ve sadece eşhedü en la denildiği için teşebbütte namaz kılarken o la ifade edildiğinden dolayı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatında hiç hayır dememiştir. Enes bin Malik hizmet ediyor. Ashab hizmet ediyor. Hiçbir zaman Peygamberimizden bir şey isteniyor, la demiyor, hayır demiyor, hep evet diyordu. İşte öyle bir peygamberin ümmetleriyiz. Bu şeref sizlere ve bizlere ve tüm inananlara bu şekilde Allah'ın bir lütfudur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zaten bu seneki konumuz Hazreti Peygamber ve birlikte yaşama ahlakı. Onun için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'den şu şekilde, bu şekilde uzaklaştırıldı. Rabbimiz de ayetiyle bildirdi.
Ama Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gitti. Medine'den Mekke'ye geri dönüş yaparak Mekke'yi fethetti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i onlar her türlü ezayı ve cefayı müstahak gördüler. Ama Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hiçbir zaman onlara karşı kötülük veyahut da gayri ahlaki bir durum ile mukabelede bulunmadı. Medine'den Mekke'ye geldi. Dediler Hazreti Muhammed geldi Mekke'ye devesinin üzerinde. Kabe'nin yanına gitti. O zamanki müşrikler dediler ki Muhammed geldi artık bizi asıp kesecek. Bizi her türlü işkenceyi yapacak diye mütalaa ettiler. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam nasıl ki Taif'te canınız emniyettedir diyerek onlara da teminat verdiği gibi Mekke'nin fethinde de bütün o müşriklere onlara dedi ki gidin Ebu Süfyan'ın evine sığının, Kabe'ye sığının veyahut da iman getirin. Bu üçünden birisini, üçünü yerine getirirseniz birisini canınız emniyettedir dediler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir ahlak sahibiydi. Bir konuyu daha ifade edeyim. Allah'ın Resulü'nün ahlakı. Biliyorsunuz Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın en büyük inkar başı, inkarcıların başı olan Ebu Cehil denilen, cahillerin babası denilen Ebu Cehil. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme yapmadığını bırakmadı. Ve onun ekibi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin her şeyi yaptılar. Bütün ezaları, bütün cefaları o güzel peygambere bu şekilde uyguladılar. Ama peygamberimiz hep duada bulundu. Allahümme ki avmi fe innehum la yalemin. Ya Rabbi bunlara hidayet ihsan eyle. Bunlar seni tanımıyorlar diyerek Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu şekilde mukabelede bulundu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem işte o müşriklerden bir tanesi öldüğü zaman Peygamberimize haber verdiler. Ya Resulallah işte sana en büyük işkence yapan, zulmeden senin davanı engellemek için bütün yolları deneyen kişi vefat etmiştir. İsimden bahsetmek istemiyorum. Ama Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme haber verdiler. Peygamberimiz gitti. Zannettiler ki atın bunu bir çukura, atın bunu bir yere diyerek geleceğini zannettiler. Peygamberimiz başına geldi. Dedi ki, kefeni yok mudur bunun? Bakınız, Allah Resulü'nü günlerce hep bütün davasını anlatmada engel olan kişi, önünü kesen kişi, onun bacasına pislik atan kişi, kapısından çıkacağı o kapının eşiğine pislik atan kişi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o münafıkların başına dedi ki, tabii ki ya Resulallah kefeni yoktur dedi. Münafıkların başı. İsmini söylemeyecektim ama söyleyeyim. Abdullah ibn Übey ibn Selmûl. Ve dediler ki ya Resulallah kefeni yoktur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem arkasındaki cübbesini çıkardı. Alın dedi bunu, kefen yapın. İşte İslam'ın verdiği, Kur'an'ın verdiği edep bu idi. Allah'ın bize tamim olarak sunduğu
yapılması gereken meseleyi bu şekilde ifade etti. Allah'ın Resulü de onu en iyi uygulayan bir kişi ve peygamber olarak bize örnek olarak bugüne kadar onun bize emanet ettiği güzellikleri sahip çıkmaya gayret ettik. Tabii ki şair öyle diyor. لَقَدْ بَلَد۪ينَ اللّٰهِ عَلَى اَكْتَافِهِمْ وَمَدَ قَبْلَ تُبْلَ الدُّنْيَا عَلَيْهِمْ. Onlar dini omuzlarına aldılar, hedefine götürdüler. Dünyada gülmediler, dünyada onlara gülmediler. Böyle çileyle geçtiler. Ama Cenab-ı Mevla işte o peygamberi bugün burada kutlamanın zevkini yaşıyoruz. Canım sana feda olsun ya Resulallah diyen şairin dediği gibi her şeyimiz sana feda olsun ya Resulallah. İşte erkek İmam Hatip, Anadolu İmam Hatip bahçesinde toplanmış en üstünden en alt şahsiyetler olarak burada bulunuyoruz. Ya Resulallah, bizleri de ukrevi hayatta işte senin bu güzel gününü kutlamak için burada bulunan bütün bu kardeşlerimizi isimleriyle çağırdığın o günde bizleri de çağırmayı unutma ya Resulallah diyorum ve bu sıcakta fazla bekletmeden sohbetimizi burada kesiyoruz. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, bereketi üzerinize olsun diyorum. İlçemizi ve milletimizi, memleketimizi Cenab-ı Allah musibetlerden, felaketlerden muhafaza etsin diyorum. Hepinizi selamlıyorum. Selamlarımı arz ediyorum. Allah'ın selamı, bereketi her şeyi üzerinize olsun. Saygılar sunuyorum. Sen doğdun ve inbena bi şerrin hababaniha ehvaluna li zavim yuvası necmeuha ve duğruna li horabit dehri nebniha. Eyne, eyne mülükü leti kânen musaltanete hatta sekaha bi ke'sil mevdi sâkiha. فَكَمْ مِنْ يَدَيْنَ فِي أَفَاتِكَ تْمِيَتْ اَمْسَدْ هَرَابَ وَاَفْنَ الْمَوْتُ اَهْلِيهَا لَا تَأْكَمَنَ لَلْدُّنْيَا وَمَا ف۪يهَا فَالْمَوْتُ لَا شَكَّ يُفْنِيهَا وَيُفْنِيهَا لِكُلِ نَفْسٍ وَاِنْ كَانَتْ عَلَى رَجِلٍ من المنيتي أعمال تقويها المرء يبسطها والدهر يكبدها والنفس تنشرها والموت يدويها إنما المكارم أهلاك مطهرة الدين أولها والأكل ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجد خامسها والفضل سادسها والبر سابعها والشكر ثامنها والصبر تاسعها واللين باقيها والنفس تعلم أن لا يصدقها فلست أرشد إلا هنا أوصيها فأعمل لدار غضب رضوان حازمها والجار أحمد والرحمن ناشها قصورها ذهب والمسك تناتها والزعفران حشيش نبيت فيها أنهارها لبن محض ومن عسل والهم يدري رهيقا في مجارحا والطير تدري على الأكسام أقيفة تسبح الله جهرا في مغانها
Ben yeşerin terafi firdevsiyem ruhe. Bir ayetim fi zalami leyli yuhiyhe. Tek ilçe kaymakamımız Sayın Mustafa Demirelli Bey'i sahneye arz edelim. Sayın Kaymakamımıza çok teşekkür ediyoruz. Hazreti Peygamber ve birlikte yaşama ardı konulu kompozisyon yazma yarışmasında birinci olan öğrencimizi okuyorum. Kapıda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12B öğrencilerinden Sevda Özkahraman'ı sahneye davet ediyorum. Kompozisyon yazma yarışmasında ikinci olan öğrencimiz Kapıda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12B öğrencilerinden Perda Çiçek'i sahneye davet ediyorum. Kompozisyon yazma yarışmasında üçüncü olan Ahmet Vehbi Çıkrıkçıoğlu Anadolu İmhatip Lisesi 11A sınıfı öğrencilerinden Beste Sürmeli'yi sahneye davet ediyoruz. Kompozisyon yarışmasında bir güce, dereceye giren öğrencilerimize hediyelerini takdim etmek üzere Erdek Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Sarı Beyefendi'yi sahneye takdim ediyorum. Ödül törenimize devam ediyoruz. Balıkesir il çapında Arapça şiir okuma yarışmasında il ikincisi olan Ahmet Vehbi Çıkrıkçıoğlu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Sümeyye Burası sahneye takdim ediyorum. Balıkesir ili satranç müsabakasında Balıkesir il takımına seçilen il üçüncüsü Kocaeli'de bölge yarışmasına katılacak olan Ahmet Oğuzhan İlgen'i sahneye takdim ediyorum. Yarışmada dereceye giren öğrencilerimize hediyelerini takdim etmek üzere ilçe emniyet müdürümüzü sahneye takdim ediyorum.
çok.